से थे जुदा जुदा से हो गए चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए थे अपने अपने ख्वाब हम थे अपने अपने रात हम निभा सके नम से हम के उससे पहले रो दिए कस Sen benim dediklerimi anlamıyor musun yoksa bu evde sadece bir hizmetçi olduğunu bir türlü kavrayamıyor musun? Ha söylesene. Benim şu an burada olmamdan bahsediyorsanız eğer ben buraya sadece dua için geldim. Onun adını ortaya atacağını biliyordum zaten. Tamam yeter artık. Duayı bahane edip buraya geldin. Şimdi bir de törene mi katılıyorsun? Ama dua sizin veya misafirlerinizin rahatsız olmasını gerektirecek hiçbir şey yapmadı. Sana verilen bir emre tartışarak karşılık verme. Sadece itaat et. Kendi kendine bizim güya akrabamız olduğunu düşünüyorsan da kendine gel, olur mu? Öyle bir şey yok. Sadece bu evde çalışan birisin. Bundan başka bir şey değilsin. Sürekli bunu bana göstermeye çalışıyorsunuz zaten. Ama zahmet etmeyin. Çünkü bu evde yerimin ne olduğunu ve neden burada olduğumu gayet iyi biliyorum. Madem bunu biliyorsun, ancak aptal insanların sebepsiz yere tartıştığını da bilmelisin. Seninle ne yapacağımızı sonra düşüneceğiz. Demek yalnız başına gelmedin, aileni de davet ettin. Şimdi senin hakkında ciddi bir karar vermem gerek. Bakar mısınız İkbal Bey? Ha tamam, geliyorum. Zübeyir sen mi geldin? Ben aslında Nacaf'ı görmeye gelmiştim. Sizin nişan töreni yaptığınızdan haberim yoktu. Evet, bugün benim nişanım var. Kusura bakma, öyle hızlı geliştik ki seni davet etmeye bile fırsatım olmadı ne yazık ki. Tamamen aklımdan çıkmış. Lütfen hadi içeri gelir misin? Hayır İskandar abi, davet edilmedim. Nasıl geleyim? Yapma gel hadi otur biraz ha. Hayır İskandar abi, ben başka zaman gelirim. Partinizi bozmak istemem. Sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Affedersin. Raşit amcayı davet etmem gerekirdi. Bu benim hatam. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Aklımdan çıkıvermiş. Ben biliyorum. Yani sizin gibi zenginler, bizim gibi fakirlere ne saygı duyar ne de yanlarında yer verir. Juda juda se ho gaye charag jo jalaye the wo sham se hi so gaye the apne apne khwab hum the apni apni raat hum nibha sake na gham se hum ke usse pehle ro Abla gel hadi, dayım birazdan nişanlanacak. Dua lütfen bana 5 dakika izin ver olur mu canım? Kendimi iyi hissetmiyorum ama geleceğim birazdan. Abla sadece 5 dakika ama. Dua hadi. Lütfen diyorum, lütfen izin ver bana. Lütfen. Dua dur canım. Dur. Nereye gidiyorsun? Dua'yı nişanı izlemeye götürüyorum da. Sen burada kal, Dua'yı ben alırım. Orada sadece aile üyeleri olacak, hizmetçiler değil. Bu arada
Kim sana süslen de gel dedi acaba? Ben dua için geldim. Herkes duayı sürekli çok güzel bir mazeret olarak kullandığını biliyor. Ben sana neden süslendiğini sordum. Ne bu kılık kıyafetin? Kim bağışladı bu elbiseyi sana? Ben yeterince iyi maaş alıyorum ve bu elbiseyi de kazancımla aldım. Sınırlarını aşmasan çok iyi edersin. Senin için en iyisi bu. Gel Doğa. Fasılon ne joda, hamko fasılon ne toda. Hum nahi mude the, hamko fasılon ne moda. आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए रब्बा मेरे देना नहीं तू कभी बिछोड़ा हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए निभा सके न गम से हम के उससे पहले तुझसे बस दिल मांगा कट है बेपरवाही खुदा किसी को दे वो न जुदाई तुझसे बस दिल मांगा कट है बेपरवाही खुदाया Sana verilen bir emre tartışarak karşılık vermemelisin. Sadece itaat etmelisin. Kendi kendine bizim güya akrabamız olduğunu düşünüyorsan da kendine gelmelisin. Demek yalnız başına gelmedin, aileni de davet ettin. Şimdi senin hakkında ciddi bir karar vermem gerek. Necef'a bir şey mi söyledin baba? Samine ne istediyse onu söyledim. Peki Samine teyze neden bir şey söyledi? Belki akrabalarımızı sevmediğindendir. Ama hiçbir akrabamız yok ki bizim. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun baba. O hizmetçi, o adı işte her neyse, o bizim akrabamız ve Samine de o kızın öyle süslenip püslenip gelmesinden hiç hoşlanmadı. O kızın adı Necef. Ve sana bir şey sordum baba. Samine teyzenin bu olanlarla ne ilgisi var? Bunu anlat. Bunu gidip kayınvalidine bizzat sorarsan kendi daha iyi cevap verebilir. Bu arada o bakıcı kızın evde kalması veya gitmesi senin için neden bu kadar önemli? O kız önemli çünkü duaya bakıyor biliyorsun. Hizmetçilerinle ilgilenmek iyi bir şeydir. Ama sen ünlü birisin, toplumda bir mevkin var, bir statün var, imajını da düşünmen gerekir. Anlayamadım bu ne demek oluyor baba? Ha tamam tamam madem sana izah etmemi istiyorsun o zaman şöyle. Mesele şu ki o kız, o hizmetçi artık adı her neyse kendi akrabalarını da törene çağırmış. Belli ki ona izin vermişsin. Şimdi anlıyor musun? Yoksa biraz daha açayım mı? Seninle birçok konuda fikir ayrılığımız var baba ama böyle önemsiz konulara kafa yorarak boşa vakit harcamak istemiyorum artık ben.
Ama belli ki senin için çok önemli bir konu bu. Hmm. Elbette insan bulunduğu konumu korumak zorundadır. Lütfen baba, lütfen. Bir kez olsun konumun dışında bir şey düşün. Dünya senin sandığın kadar çirkin bir yer değil. Lütfen, bir masumun ahını almaktan kork. Gerçekten mi? Sikandır'ın nişanı mı? Baba, İkbal amcanın bu yüzünü hiç görmemiştim. Çok, çok sinirliydi. Hayal bile edemez. İkbal amcanı boş ver. Sen bana nişanı anlat. Çabuk otur şuraya. Her şeyi anlattım zaten. Daha ne duymak istiyorsun? Orada yemek falan yemedim. Söylesene, kimle nişanlanmış? Ben tam emin değilim ama... İkbal amcanın bir akrabası olan güzel bir kadın vardı. Hani her ölüm yıl dönümüne gelen aksi bir kadın vardı. Galiba onun kızıymış. Aa, Samina'nın kızı mı yani? Evet baba, evet. İşte o. Peki biraz da Nacaf'tan bahsetsene. Onun hakkında ne anlatayım ki baba? Yüzünün halini görmen lazım. Ona nasıl davrandıklarını gördüm. Ona hizmetçilerden bile kötü davranıyorlar. Çok da iyi ediyorlar. Ne? Her şeyi kafasına göre yapmaya fazla alışmış. Sikandır ona iş verince çok havalara girdi. Kapat çeneni, sus, yeter. Tamam, peki İkbal abi ne diyor, anlatsana. Baba, Nacaf'ın bizim akrabamız olduğunu biliyor. Yine de onunla sanki kölesiymiş gibi çok kaba konuşuyordu. Nacaf'la konuştun mu? Baba, Nacaf'a söylediği her kelimeyi duydum ben. Daha Nacaf'a ne diye sorayım ki bunu? Onu hemen ara. Nacaf'la konuşmak istiyorum, hadi. Telefonu kapalı. Sanırım telefona konuşmasına da izin vermiyorlar. Kim bilir şimdi ne durumdadır? Orada ne hallerde yaşıyordur? Baba, bu arada bu kendi kararıydı. En azından bu sefer kimseye şikayet edemez. Zavallı kız daha önce kimseye şikayet etmemiştik. Başına her ne gelirse gelsin, nasip dedi sadece. İşte bu yüzden her sınavı başarıyla atlattı. Eminim bu sefer de başarılı olup alnının akıyla çıkacaktır inşallah. Baba, İkbal amcanın evindeki ortamı görünce bu sefer bunun mümkün olacağını hiç sanmıyorum. Ama neyse, onunla konuşabilirsen söyle de o işten ayrılıp buraya geri dönsün. Dinle. Daha söylenecek bir şey kaldı mı ki? Buraya babam ve Samina teyzenin sana karşı kötü davranışlarından dolayı özür dilemeye geldim. Boş versene. Sizin gibi insanlar sizden alt konumdakilerin öz saygılarını ezmekten çok mutlu olur, değil mi?
Şimdi bunlara neden katlandığımı sorguluyorum ben de. Neden buradayım ki? Bugün eski Nacaf'ı bir an için görür gibi oldum. Gitmem lazım. Çok ama çok teşekkür ederim size. Niçin? Bana bu kadar güzel ve pahalı bir elbise verdiğiniz için. O zaman neden üstünden hemen çıkardın? Bir kere giydim ya. O kadarı yetti bence. Öyle pahalı elbiseler giymeye layık olmadığımı ben de iyi biliyorum. Bence siz de iyi biliyorsunuz. Yeter artık Nacaf. Ne statü ne de liyakat var. Bundan bahsetme artık. Bilmiyor musun ki sen aslında... Nişanlanmanızdan dolayı tebrik ederim. Bu yoldaki ilk adımını atmış oldun. Hem de gayet başarıyla. Zamanla her şey çok daha kolaylaşacak. Kendine bu kadar fazla güvenme. Skandar'la birlikteyken çok dikkatli olman gerekiyor. Sakın unutma, bu kararı gönlüyle değil, aklıyla aldı. Ne demek istiyorsun? Bak Maliha, Dua'yı bahane edip o kızı partiye davet etti. Hem de onu hizmetçi elbisesiyle davet edememiş. Kendi gururunu korumak için böyle yapmış olabilir. O kız geldiği gün zaten bir tuhaf davranıyordu. Nasıl davrandı? Sana bir şey mi dedi yoksa? Hayır. Ben Skandar'la konuşurken bizi dinliyordu. Ben o kızı azarladım. Bu yüzden Skandar bana kızdı. Al işte bak, daha gelir gelmez Skandar'ın desteğini almayı nasıl başarmış. Üstelik bir de elinde akrabalık kozu var şimdi. Her neyse. Amcam o kozu kullanmasına fırsat vermez. Elbet o kıza haddini bildirir. Skandar ona böyle kibar davranmaya devam ederse kendini asla hizmetçi gibi görmez. Hem Doğa da tamamen o kızın bakımına bağlı. Sana alışmak için çok zaman geçmesi gerek. Ve bu durum senin için hiç uygun değil. Bir şeyi sakın unutma. Skandar'a sakın güvenme. O kızı orada tutmak istediği ortada. Öyle bir şey yap ki hem istediğini al, suç senin üstüne kalmasın. Beni iyi dinle. Nacaf yüzünden İkbal abi ve Skandar bizimle bütün bağlarını kopardılar. Yoksa nişana bizi davet etmeyi nasıl unuturlar ki? Bizi annesinin ölüm yıldönümüne çağırdı. Neyse. Bizi zaten akrabadan saymıyorlardı. Bizimle mecburen görüşüyorlardı. İster inan ister inanma. Bunlar hep o Nacaf'ın işleri. Onları bize karşı doldurmuş olmalı. Yoksa Skandar böyle küstahlık etmez. Biz fakiriz ama bizi hep ailesi gibi görür. Şimdi ise onun hizmetçisinin akrabalarıyız. Onda sahip olduğu ihtişamı gölgelemek istemiyor. Niye böyle sessizsin sen? Al işte. Bak eskiden seninle konuşuyordu. Sen de onunla ilgili hayaller kuruyordun. Sen hayal kurmadan önce kendi statüne bir bakmalısın. Çık artık şu şoktan. Hadi kahvaltını et. Duygularını dizginlesene. Git de yemeği hazırla.
Abim nereden öğrenmiş bunları? O kızı görmeye gitmiş. Bir de bana yalan söylüyor. Yok oradan geçiyormuş da yok ışıkları görünce içeri girmiş de. Kurnaz çocuk. Ne kadar da nankör bir kız çıktı. Buradayken dayısından ve dayısının oğlundan çok ilgi görüyordu. Şimdi gitti oraya yerleşti, onları kendi ailesi gibi görüyor. O kız hele bir buraya gelsin de göreyim onu. Ona ne diyeceksin anne? Benim hayallerim yıkılmış zaten. Benim hayallerim yıkılmış öyle mi? Bu suratta fazla büyük hayaller kurmasan iyi edersin. Git de yemeği hazırla hadi. Hadi. Herkesin kendine göre bir derdi var. Ya gerçekten olsaydı? Kızım o kadar kötü bir kız değil. Sadece biraz tembel. Akram, kahvaltı nerede? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun kahvaltınız. Ben size çay getireyim. Sen neden getiriyorsun? Akram nerede? Dün geceden beri hasta efendim. Tamam. Kahvaltıyı sen mi hazırladın? Hayır efendim. Necaf hazırladı. Tamam. Sen çay getir. Peki efendim. Ama baharatlı yapmış bunu. Baharatlı mı efendim? Evet. Necaf'a söyle bir şey yapamıyorsa yapmak zorunda değil, tamam mı? Onu buraya gönder. Peki efendim. Evet, beni mi çağırdınız? Sen bunları yapmak zorunda değilsin. Akram gelmediyse sorun değil. Siz de bana elbise getirmek zorunda değildiniz. Elbisem olmasa da hiç sorun değildi. Gerçekten fazla mı baharatlı? Eline sağlık. Çay koysana. Otur hadi. Sen de kahvaltı et. Benimle beraber. Sikandar. Sikandar, ne zamandır seni arıyorum. Telefonu açmıyorsun. Ofisini de aradım ama daha gelmedi dediler. Telefonum odada, her şey yolunda mı? Neden erken saatte aradın beni? Erken saatte mi? Saat 11, farkında mısın? Her zaman tam 9'da ofiste olursun. Peki bugün ne oldu? Neden hala buradasın? Aslında bütün gece uyuyamadım. Sabah namazından çok sonra uyuyabildim ancak. Ben size çay getireyim mi? Hayır, teşekkürler. Sen bizi yalnız bırak. Peki o zaman. Benim de çıkmam lazım. Sikandar, görüyorsun ben uykumdan feragat edip sana geldim. Sırf nişanımızın ertesi günü seni görebilmek için. Normalde saat 12'den önce uyanmam, bilmiyor musun? Teşekkür ederim. Benim için bu fedakarlık olmuş. Ama bugün gerçekten meşgulüm. Çıkmam lazım. Öyle mi? Sonra konuşuruz. Şu an bir şey diyemem. Telefonunu almayı unutma. Selamünaleyküm.
Evet Najaf. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Evet dinliyorum. Eve gelecek misin? Najaf ben... Seni çok seviyorum Najaf. Yeni sevmeye başlamadım. Çocukluktan beri seviyorum. Sana acıdığım için ya da senin... çaresiz olduğunu düşünüp sana destek olmak istediğinden söylemiyorum bunları. Benim sevgim saf. Karşılığında bir şey ummuyorum. Najaf, neden bu insanlarla kalıyorsun? Seni çok aşağılıyorlar. Sana karşı derin bir saygı duyuyorum. Neden kıymetini bilmeyen bu insanlarla kalmak istiyorsun? Sana çay getireyim mi? Geri adım atmayacağım Najaf. Daha ileri gitmenin de bir anlamı yok Zübeyir abi. Eğer teklifini kabul etmek isteseydim o zaman ederdim. Seni reddettiğimi senin de anlaman gerekiyor. Ben sana çay getireyim en iyisi. Bekle, burada getiriyorum. Dua. Neredesin? Dua. Hadi yakala, neredeyim? Buraya gel Dua. Yakalayacağım seni. Dua. Ablamı yakaladım. Ablamı yakaladım. Yakaladım. Dayıcığım, bizimle oynar mısın? Gerçekten mi? Hı-hı. Tamam, ben de sizinle oynayabilirim istersen. Dayı, şimdi ablamın gözünü kapat. Neden ben? Çünkü seni yakaladım. Şimdi sen bizi yakalamalısın. Skandar. Senin standartlarına ne oldu? Doğan'ın hizmetçisiyle oyun mu oynuyorsun? Maliha, sen ne biçim konuşuyorsun? Ben de sana bu ne biçim iş diye soruyorum. Bugün ofise gitmedin. Yani artık hizmetçilerle oyun mu oynuyorsun? Bu ne biçim konuşma böyle? Görgü kurallarını unuttun mu? Görgü kurallarını unutan sensin, ben değil. Ne zamandan beri hizmetçilerle eğleniyorsun? Maliha, Najaf hizmetçi değil. Ne peki? Diğer hizmetçilerine ne kadar maaş ödüyorsan, ona da o kadar maaş ödüyorsun. Hizmetleri karşılığında maaş alan kişi hizmetçidir işte. Sen de kulağını aç, iyi dinle. Efendilerin sana saygı gösteriyorsa, bu konumunu unutabileceğin anlamına gelmez. Burada maaşlı bir çalışansın, unutma. Burada bir hizmetkarsın. Saraylarda yaşama hayali kurma. Hadi gidelim Doğa. Söylesene Skandar. Bu kızda ne var ki senin için böylesine önemli olabildi? Seni sürekli onun yanında görüyorum. Neler saçmalıyorsun sen Maliha? Benden şüphe mi ediyorsun? Şüphelerimde yanılma. Saçmalama lütfen. Neden? Kendin söyle. Öyle değil mi? Değil. Tamam o zaman. O kız bu evden gidecek. O kızı hemen bu evden gönder. Çünkü ben öyle istiyorum.
Bunun seni ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum Maria. Senin üstüne vazife değil. Benim vazifem sensin. Ve bu da bana yeter. Şimdi cevap ver Skandar. Ne biçim konuşuyorsun sen? Benim böyle konuşmaya hakkım var. Haklarından uygunsuz şekilde faydalanmaya kalkma. Seni ve saçma isteklerini daha fazla dinlemeyeceğim. Senden bir şey istemiyorum. Sana onu kovmanı söylüyorum. Hem de hemen. Şimdi. Maliha, keşke bir hizmetçi olarak gördüğün Necef'in aslında kim olduğunu bilseydin. Onunla kan bağını olduğunu bilseydin. Kaderlerimiz yaşadığımız şartları değiştirmiş. Ama biz seninle aynı kandığınız. Konuşmaya bile tenezzül etmediğin, nişanlınla konuşmasına katlanamadığın kişi aslında sahip olduğun tek gerçek akraban. Keşke bunu sana anlatabilseydim. Ama bunu yapamayacağım. Çünkü babamın verdiği bir söz var. Ve ben o sözü asla ezip geçemem Maliha. Onunla daha yeni nişanlandık ve bugün kavga ettik. Bunlar hep o değersiz hizmetçi parçası yüzünden. Kendini ne sanıyor bilmiyorum ama Skandar'ı yanına çekmiş. Alt tabakadan kızlar öyledir işte. Ne zaman iyi bir erkek bulsalar, kurnazlıklarıyla onu baştan çıkarmaya çalışırlar. Ama Skandar'a baksana. Hizmetçileri hiç sevmez. Ama o kızla konuşuyor. Hatta benimle onun önünde tartıştı biri. Bu arada bu senin için bir işarettir. Eğer bu işareti anlamasaydın, gelecekte çok şeyler kaybederdin. İyi ki bunu şimdiden anlamışsın. Ve bu konuda taviz vermemişsin. Anne, beni çok iyi tanıyorsun. Skandar için asla taviz vermem. Çünkü onu elde edebilmek için çok bekledim. Onu başkasının yanında görmeye bile dayanamıyorum anne. Öyle bir şey olmayacak. Skandar'a o kızı işten kovmasını söyledin değil mi? O zaman rahatla artık. Ama anne, onu kaybedecekmişim gibi geliyor. Ya Skandar dediğimi yapmazsa? Lütfen anne, bir şeyler yap. Dediğini yapsın veya yapmasın. Senin sorunun çözülecek. O kızın evdeki günleri sayılı zaten. Sen hiç merak etme. Kızımın mutluluğu için her şeyi yaparım ben. Kızımı üzmesine asla izin vermem. Hiç üzülme sen. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Ben istifa etmek istiyorum. Ne? Neden? Çünkü artık hayatınıza sorunlara yol açmak istemiyorum. Hayatıma sorun açtığın falan yok, tamam mı? Maliha yüzünden mi böyle diyorsun? Eğer o yüzden bu kararı aldıysan şimdi beni iyi dinle. O ne söylerse söylesin dikkate alma, tamam mı? Biraz aptaldır. Her şeyi söyleyebilir. Ama o sözleri öylesine söylemedi. Gerçekten öyle istiyor ve yanıldığını da hiç sanmıyorum. Bizden sana ne ki?
Senin önem vermen gereken kişi Dua. Onun mutluluğu ve iyi olması o kadar. İşte o yüzden ben... Lütfen siz benim yerime başkasını işe alın. O zamana kadar kalırım. Ama ben kararımı verdim. Sana Maliha'nın dediklerine hiç aldırma dedim ya. Daha fazla aşağılanmaya dayanamayacağım. Ben kararımı verdim. Bu evden kovulacağım günü bekleyemem. Öyle bir şey olmayacak. Ama Maliha bu eve tam hakkıyla geldiğinde olacak olan şey bu. Ben saf değilim. Aptal da değilim. Bakışlarından ve... ses tonlarından bunu anlayabiliyorum. Ve artık benim bu evde bir yerim yok ne yazık ki. Yani sırf insanlar sana karşı diyemiyor. Bu evden ayrılıyorsun. Bundan daha önemli bir şey var mı Skandar Bey? Bu kadar zayıf olduğunu bilmiyordum doğrusu. Hiçbir zaman zayıf biri olmadım. İçinde bulunduğum şartlarla mücadele edebiliyorum. Ama tabii biri öz saygını zedelediği zaman... yalnız başına biri zayıf olabiliyor. Peki ya sen gidince Dua ne olacak? Ha, bunu hiç düşündün mü? O bir çocuk daha. Beni unutacaktır. Hurşid'i unuttuğu gibi yani. Burada olduğum sürece onunla ilgileneceğim tabii. Ondan sonra sorumluluğum kalmaz. Hem Maliha'nın Dua'ya... benden çok daha iyi bakacağına eminim. Öyle mi? Nasıl? Maliha'nın Dua'ya o kadar iyi bakabileceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü... sizi gerçekten çok seviyor. Ve insan sevgisi için her şeyi yapabilir. Gerçekten. Sen sevgi hakkında ne biliyorsun ki? Sadece insanın sevdiği için her şeyi yapabileceğini biliyorum, o kadar. Neyse. Senin bu evden gitmene izin veremem. Sizden izin istemiyorum ki. Sadece kararımı bildirmeye geldim buraya.